Evet, herkese merhaba. Bugün uyumluluk araçlarıyla alakalı bir içerik hazırladım. Şu yukarıdaki tabları teker teker üzerinden geçeceğiz ve planladığım açık kaynak lisanslarla alakalı son video ile seriyi tamamlamış olacağız. Hemen hızlıca başlıyorum. Son videoda herkese merhabalar diyorum tekrardan. Şimdi Heather Maker'ın linkler sayfasıyla başlıyorum. Copyleft Currents başlıklı bir blog sayfası var heathermaker.com'da. Bu konular üzerine dünyada önde gelen hukukçulardan. Onun linklerin arasında gezerken zaten pek çok kez gördüğüm SPDX tool'u gözüme çarptı derken OpenChain, Fossology gibi konularla bir içerik üretmek istedim. Compliance Tools yani uyumluluk araçları. Bunlar büyük firmaların iç denetim mekanizmalarında kullanabilecekleri yazılımlar, standartlar. Ve aynı zamanda küçük firmaların da kendi projelerini nasıl sağlıklı kontrol edebileceklerine dair büyük projeleri yapan küçük ekipler de olsa büyük projeler için gerekli olan bazı tool'lardan hızlıca bahsedelim. Evet, bu tool listesini aynı zamanda Linux Foundation'ın web sitesinde de oldukça uzun detaylı bir listede karşınıza çıkıyor. Hem aynı zamanda bir makale de var. Açık kaynak programların yönetimi için araçlar. Bu listeyi şöyle hızlıca aşağı indirdiğimizde Fossology, Fossa, Black Duck. Black Duck eski bir firma. Aynı zamanda uyumluluk tool'ları da var. Fossa da ticari bir ürün. Fossology ise bir farkıyla birlikte bu da bir Linux Foundation projesi. Birazdan bahsedeceğimiz bir diğer gibi. Herhangi bir legal, hukuki sorumluluk almadan size tavsiye niteliğinde bir uyumluluk analizi yapıyor. Analiz programı bunlar. Yani yazılımımız içerisinde tabii bu biraz Fossology içerisinde detaylandıracağız. Şimdi burada SPDX zaten tanıdık. Nereden tanıdık? Yoktu projesi, yoktu eğitimini izlemişseniz oradaki lisanslara da vurgu yapacağım. Herhangi bir lisans metnini açtığınızda başında bir SPDX ID'si, identifier olarak yazar. SPDX kimlik bir ifadesi görürsünüz. O nedir? Ondan da hızlıca bahsedeceğiz ve konuyu kapatacağız. Evet, Heather Maker'ın listesinden Open Source Compliance Tools dedi, uyumluluk araçlarından Open Chain'le başlayalım. Open Chain bir araç değil öncelikle. Open Chain bir standart. Open Chain'in sitesinden ne olduğuna dair bir araştırma yapabilirsiniz. Open Chain uyumluluk yazılımları geliştirecek insanlar için veya büyük projeleri iç denetim yapmak isteyen insanlar için bir standart sunuyor ve bu standart da öyle Linux Vakfı'nın kendi kendine devam ettirdiği bir şey olmanın ötesine geçmiş. ISO IEC 5230. Bakın, Information Technology Open Chain Specification. Open Chain spekleri başlığı altında bir IEC 5230 kodlu bir standart. Bu neyin standardı? Bu bir açık kaynak uyumluluk standardı. Açık kaynak uyumluluk denetimini belli bir çerçeveye herkes tarafından kabul edilen kuralların zemine oturtmaya çalışan bir standart çalışması OpenChain. Burada mesela şu PVC yazılımını görüyorsunuz. Mesela PVC veya TÜV aynı zamanda üçüncü parti sertifikalama kuruluşları rolünü üstlenmişler. TÜV zaten sertifikalandırma bir kalite firması. TÜV örneğin OpenChain adına ISO 5230
sertifikalandırması da yapabiliyor. Böylece ne oluyor? Sizin kurumunuz bu uluslararası standartlara göre açık kaynak zincirini koruduğunu taahhüt etmiş oluyor. Bu da gerçekten insanlık adına çok değerli bir çalışma. Şu resources altında şurada referans eğitim slaytları var. Ona tıklayıp açtığınızda bir PDF karşınıza çıkıyor. OpenChain'in yayınladığı. Bakın bir burada işte 82 slide içerisinde bir örneğin bunu biz iç denetim mekanizmasına dahil ettiğinizi düşünün. Açık kaynak tedarik konusunu ve açık kaynak projelerinin lisanslarına uygun kullanımı konusunu bir iç denetim konusu edindiğinizi düşünün. Bu durumda sizin için başlangıç noktası bir slide olacaktır bu. Tabi aynı zamanda otomatik tool'lar da birazdan göreceğimiz tool'lar da eğer OpenChain ve IEC-5230 uyumlu implementasyonlar olursa, yazılımlar olursa firmaların, bu sürece uymak isteyen firmaların işleri daha da kolaylaşacak. Bu işler tabii ki tool'lar kullanmadan oldukça zor. Kalitecilerin, ürün belki ürün yöneticileri, kalite yöneticileri ve geliştiricilerin, yazılım geliştiricilerin birlikte çalışacakları konular bunlar. Burada bir iç denetim veya küçük bir ekipseniz, kendi kendinize nasıl, bunu bir checklist olarak da kullanabilirsiniz. Büyük bir yazılım projesi geliştiriyorsunuz, pek çok komponent, açık kaynak komponent içeriyor ve bir proje içerisinde siz bir kalite öngörünüz var. Bu kalite öngörüsüne göre bir checklist olarak da bu OpenChain'in dokümanlarını kullanabilirsiniz. İlla IEC 5230 standartına dair sertifikalanmak diye bir şart yok. Gelelim SPDX konusu. SPDX konusuysa bir metadata üretme meselesi. SPDX günün sonunda karşımıza nasıl çıkıyor? Karşımıza şu identifier tablosu var ya, SPDX projesinin kısaca özetleyeceğimiz şey şu identifier kolonudur. Herhangi bir açık kaynak lisansı açtığınızda o açık kaynak lisans GPL V3 ise onun SPDX identifier'ı o text file'ın en başında yazar ve o lisansları okuyan herhangi bir yazılımda bu identifier'dan hareketle o text file'ın hangi lisansa ait olduğunu anlar. Aslında bir metadata üretme meselesi. Bir metadata projesi diyebiliriz lisanslama adına. Bu uyumluluk için çok zeminde bir proje SPDX ve aynı zamanda yine Linux Foundation projesi. Evet, bir diğer ise yine bir başka Linux Foundation projesi Fossology. Fossology'nin wiki page'ini açtığımızda tanımı ifade ediyor. Bir sunucu olarak çalışıyor. Bu bir uyumluluk analiz yazılımı. Sizin projenizi ne değildir ile başlayalım. Burada kendilerini ifade etmişler. Source kodunuzu okuyan ve orada o source kodun bir yerden alınıp alınmadığını denetlemiyor. En azından şu an için. Yaptığı şey lisans metinleri üzerinden ve özellikle SPDX altyapısını yine kullandığını anlıyorum. Bir parantez, ben Fossology kullanmadım. Ben de sadece bir genel kültürü aktarıyorum. Detayları size bırakıyorum. Eğer Fossology kullanır ve şurada demo server diyor. Demo server açılmıyor maalesef. Çeşitli IP'lerden de çıkış yapıp denedim ama Fossology sunucusu bugün pazar sanırım fişi çekmişler diyebilirim, bilmiyorum. Onunla ilgili eğer bir ek video olursa ben de kendi adıma memnun olacağım. Fossology ile alakalı. Bir olursa bu seriye ek videolar olarak düşünebiliriz. Yaptığı şey sizin çok komponentli açık kaynak projeleri kullanan projenizdeki lisans metinleri ve sizin bu komponenti kullanış şekliniz. Tabii siz statik olarak mı
onu linkleriniz demek mi linkleriniz? Buna ne kadar bakıyor? Yani build aşamasına bakıyor mu bakmıyor mu? Bakabilir. Bu sefer şeyi okuması lazım. Build scriptlerinizi okuyabiliyor olması lazım. Yetenekleri noktasında benim de kafamda soru işaretleri var. Bunları sık sorulan vesaire fosoloji. Evet, bu da açılmayan sonucu, demo sonucu. Bir fosoloji eğer kullanırsam karşıma çıkarsa veya bu demoyu kullanma fırsatım olursa daha detaylı bilgi vermek istiyorum fosoloji ile ilgili. Bu da benim to-do listemde bir şey. Statik kod analizi için SonarQube'ün böyle bir eklentisi var mı diye aklıma geldi. Maalesef açık kaynak uyumluluk denetimi ile alakalı bir burada gördüğünüz lisans vesaire SonarQube kendi derdine düşmüş olanlar. Lisans Manager Plugin dediği sanırım yine kendi lisanslaması ile alakalı. Her ne kadar evet bu server ID kendi lisanslamasından bahsediyor. Third Party SonarQube pluginleri yazanlar olmuş bu konuyla ilgili. Aslına bakarsanız SonarQube'ün yapması yani statik analiz yapan sunucu yazılımlarının bunu da eklenti olarak eklemesi aslında hiç de dev bir proje olmasa gerek onlar için. Şimdi şu JLA konusunu en son alalım. Evet, Yocto. Biz Yocto projesi üzerinden lisanslama konusunu Yocto eğitimi ders 8.1'de irdelemiştik. Evet, Yocto'nun kendi içerisinde bir lisans uyumluluk mekanizması var. Ve biz bu Bootlin slaytlarında bunun bir kısmını ele aldık. Bu konu hakkında geniş bilgi edinmek isterseniz uygulama örnekleriyle beraber Mega Manuel'in, ben linklere koyacağım bunu, Mega Manuel'in Working with Licenses başlığı 7.32 altında geniş bir kısım var. Bu aynı zamanda Yocto Project Development Task Manuel içerisinde geçer ama siz Mega Manuel'i önünüze açmanız yeter. Yocto dersine girenler bilir. Mega Manuel, Yocto projesinin tüm dokümanların bir arada üst üste konularak oluşturulmuş bir doküman. Her doküman onun içinde var. Şimdi mesela buradan göstermek istediğim bazı lisanslar biliyorsunuz lisans metninin de cihazın içerisine yüklenmesini şart koşabiliyor. Onun için de çok harika bir kolaylığı var benim daha önce kullandığım. 7.32.3.2 bölümündeki Providing License Text kısmı lisans text metinlerinin hazırladığınız embedded cihaz içerisinde bulundurulması gerekenlerin cihazın içerisine kopyalanmasını otomatize ediyor. Adam zaten rootfs imajı oluşturuyor mu arkadaşlar? Oluşturuyor. Oluştururken de bakın şu 3 satırı local conf'un içerisine veya o imaj özel olarak bunu uygulamak istediğiniz imaj bb file'ın içerisine koyduğunuzda olanlar oluyor. Ve işte MIT text file ise, Apache 2.0 text file ise, GPL V2 text file ise, hangi projenin hangi lisansı ise imajınızın içerisine o text file ekleniyor. O ne oldu? O projenin büyüklüğüne göre değişir. Atıyorum benim RAM diskimde 2 ya da 3 MB'lık bir alan daha açtı. Sıkıştırılmış diskimde de 500K'lık gibi bir disk maliyetine daha mal oldu. Pek çok proje için oldukça küçük değerler. Bunların yapılması gerekiyor arkadaşlar. Bu yok da eğitiminde yok örneğin. Çünkü Bootlin slaytlarıyla sınırlı bir eğitim verdiğim için. 7.32.3.2 lisans tekstlerinin sağlanması sizin için önemli olacaktır. Bunu mutlaka local conf'unuzda açınız. Bu entry'leri yapın. Evet. Bizim için yani yok benim yani kendi özelimde Yocto projesi pek çok lisans uyumluluk ihtiyacımı gideriyor olsa da Yocto'nun içerisinde projemi gerçekleyemiyorum. Yani ben ayrıca bir C'de bir büyük bir proje geliştiriyorum. Onun pek çok
Yine kütüphane olarak, statik kütüphane olarak eklenen third party kütüphaneler olabilir. Direkt source code olarak Apache 2.0 MIT lisansı doğrudan kodumun içerisine kopyalayıp yapıştırdığım, legal olarak, tercih olarak bunu bir proje yönetiminin içerisine karar verilmiş bir konu olarak kodunuza eklediğiniz kısımlar olacaktır. Bunların hepsi ayrıca sizin projeniz içerisinde, Visual Studio içerisinde, Visual Code içerisinde, Eclipse içerisinde yazdığınız kod içerisinde de o text file'ları barındırmak, lisans bildirimlerini yapmak zaten önceki lisans eğitimlerinde adı geçmiş konulardı. Ayrıca firmware'inizi yazdığınız projeniz ayrı, yoktadan bağımsız, yoktada sadece imajı sağlıyorsunuz. Bir de kendi projenizi derlediğiniz zaman kendi projenizin bir lisansı vardır. O ayrı ama o proje sizin firmware'inizin, asıl geliştirdiğiniz kodun kullandığı third party komponentler için sorumluluk hala manuel olarak size ait. Bunların da eğer projeniz çok büyükse yoktu bu işe bakmaz demeye getiriyorum. Fosoloji benzeri bir şeyler kullanmak veya OpenChain'in manuel olarak şu tavsiyelerini, standart tavsiyelerini gözden geçirmek önemli olacaktır. Evet, en başta söyleseydin de bu videoları hiç izlemeseydik diyeceğiniz belki de benim kendi kendime ya böyle bir eğitim varmış ben bu eğitimi niye çektim diyeceğim tarzda harika bir eğitim. Tabii ki videonun böyle bacaklarınızı uzatmışken dinlediğiniz bir şey gibi değil bu. Bu 2 saatlik bir eğitim ve bu eğitimi ben henüz yapmadım. Bununla ilgili de bir ek video gelebilir. Yani potansiyel ek videolar bir Fosoloji bu seriye bir de Linux Foundation'ın 0 dolarlık bu eğitimi. Linux Foundation'ın eğitimlerine bakın. Bol bol 0 dolarlık eğitimler var. Son olarak evet sevgili Avrupa Birliği'nin evet. Gelişmişlik standart ve standartları koruma içgüdüsüyle paralel olsa gerek gelişmişlik. Ortaya bir standart koymak, o standartları korumak ve yaygınlaştırmak, şeffaflaştırmak için çaba herhalde ülkeleri güçlü hale getiren bir şey diye de araya bir şey sıkıştıralım. Evet, yani Avrupa Birliği'nin pek çok alt kurumu var. Alt kurumlarının pek çok altında pek çok proje var. JoinUp lisans asistanı da bunlardan sadece minicik ufacık bir tanesi. Burada kendinize bir uygun lisans nasıl seçersiniz? Tabii lisans konusunu, açık kaynak lisans konusunu biliyorsunuz ama tabii ki ezberinizde bütün lisans metinlerini tutmuyorsunuz. Ama şu asistanı kullanabilmeniz için bundan önceki videoları dikkatlice dinlemiş olmanız gerekiyor. Veya şu open source lisanslama temelleri eğitimini bitirmiş olmanız veya ikisi birden olursa daha iyi olur. Gerekiyor. Şimdi ne yapmalı? Use, reproduce, dağıtılabilir olmalı, modify edilebilir olmalı. Herhangi bir copyleft olmalı. Şu royalty free vazgeçtim. Copyleft olmalı diyorum. Karşıma örneğin 5 potansiyel lisans filtrelemiş olarak karşıma çıkart. GPL'leri. GPL lisanslarını kastetmişiz. GPL 3 özellikle. Bunun gibi filtrelerle kendinize uygun, projenize uygun bir lisans seçebileceğiniz. Dediğim gibi ama açık kaynak lisanslamanın, özgür lisansların felsefesini biliyor olmanız gerekiyor ki buradaki filtreleri seçebilirsiniz ve karşılığında size uygun lisans size tavsiye etsin diyorum. Ve burada bırakıyorum. Son videoydu.
buraya kadar izlediyseniz size öncelikle tebrik ediyorum. Zamanınızı boşa harcamadınız. Kafanızı karıştırdıysam affola ama bu bir paylaşım video serisiydi. Maksat bu konu üzerine eğilinmesi gereken bir konu olduğunu sizlere anlatmak istedim. Saygılarımı sunuyorum. Görüşmek üzere.